Sevgili dostlar, yapacak olana kolay gelsin, yiyecek olana afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı, o güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Beni durduramıyorlar, ne yapayım, Ya bugün durmuyorum. beni kanser etti ya, yemin ederim ya. Vallahi sabah Hoşça uyandığımdan beri ya. kalın, Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Sevgiyle kalın. Ananız mı var, derdiniz var. Tabii. Günaydın. Hayırlı sabahlar dostlar. Bugün size harika bir börek yapacağım. Yapması kolay. Yarım kilo ıspanağım var. İki tane yumurtam var. Bir çay bardağı yağım var. Bir paket mayam var. Birazcık peynirim var. 100 gram kadar peynirim var. Unum var. İnşallah yapmaya başladığımızda teker teker görüşeceğiz. Şimdi ıspanaklarımızı güzelcene haşlayarak başlayalım işe. Şöyle hiç şey etmeyeceğim sevgili dostlar. Hemen çünkü haşlayacağım için yumurtaya değdi. Yumurtaya çekti. Hemen şöyle iri iri doğrayacağım. Çünkü pişeceği için sorun yok. Anne kahven dökülecek. Kahvem dökülmez. Annemin en sevdiği kahve. Evet, kahve olmazsa olmaz. Annem bunları yıkamaktan haşat etti. Vallahi sabaha kadar bugün bunu yıkadım. Uyumamış. Bakın şu ıspanağın haline, yaprakların haline bakın. Sevgili dostlar, yağmur çok yağdığı için çamuru çoktu. Göstersem size içine sıktığım limonları, bir sürü limon koydum içine yıkarken. Sirke koyaydın. Vallahi sirke değil de akşam çorbaya sıktığım limonun kabuklarıyla içine bol bol limon koydum. Ki hem mikrobunu alır hem de şeyini iyi çıkarır, çamurunu diye. Peki, hadi bakalım görüşürüz. Yeter. Geri kalan kendi suyuyla Evet, pişecek. pişecek. Tamam, hadi bakalım. Sevgili dostlar, şimdi de hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Bir bardak soğuk suyumuz var. Üzerine bir bardak da kettle'da kaynattığımız sıcak suyu koyuyorum. Ve onu su elde ediyorum. Sevgili dostlar, bakın içine bir çay bardağı yağımızı da koyuyorum. Ondan sonra bir paket mayamızı da koyuyorum. İki tatlı kaşığı şeker koyuyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuz koyuyorum. Karıştırıyorum. Pardon, daha yumurtamızın beyazını da koyacağız sevgili dostlar. Sarısıyla beyazını ayıracağız. Her zamanki klasik. Şöyle vuracağız. Ama klasiklerde bugün yok. Bugün sen ilk defa bu tarifinde süt, yoğurt kullanmadın. Evet, evimizde ne varsa onu kullandım sevgili dostlar. Dışarıda yağmur yağıyor, yağmur. Nereye gideyim? Evde süt kalmamış. Sizin eğer sütünüz varsa bir bardak süt ekleyin lütfen. Ya da yoğurt, değil mi anne? Evet, yoğurt değil, süt daha güzel oluyor. Öyle mi? Ama dışarıda çok yağmur var sevgili dostlar. Nereye gideyim şimdi? Bulunduğu yerde kar olan varsa annemi bir davet ediverin ya. Ben göndereceğim size. Bütün Vallahi. masraflarını ben halledeceğim. Siz sadece davet edip misafir edin annemi. Şöyle 3 gün kar yağan bir memleket Ya istiyor annem. kızım, davet iste. Davete yollayan var ama Allah razı olsun herkesten. Herkes diyor ki gel sobamızın bir kenarında kıvrıl yak diyor hacı. Hacıya teşekkür ediyorum. Her şeye eridi. Şimdi unumuzu ilave edelim. Bir, iki, Sevgili koç burçları. Biz anne kız koç burcuyuz. üç, O kadar güzel anlaşıyoruz ki. Mesela annem kamera kapalıyken dört, bile kamera varmış gibi alelacele iş yapmaya çalıştığı için bazı şeyleri yakalamak, görmek tamamen benim becerine kalmış. becerime, kapasiteme, muhteşemliğime kalıyor. Şimdi ben bunu makinemize Yavaş anne. Bak kameranın önüne şak diye kaçıp gidiyorsun. Tamam. makinemizin içi üstüne koyacağım. Tamam. Annem bu markayı çok sevdi. Evet, çok güzel. Acayip şekilde
Şimdi sevgili dostlar, makinemizi çalıştırdık mı? Oh. Ama bu markanın hangi ürününü alsak hep memnun kaldık anne biz. Evet. Olmadı. Olmadı. Bardağı un daha ilave ettim sevgili dostlar. Bakalım daha nasıl olacak. Şöyle yavaşça çalıştırırsak. Böyle ele yapışmayan çok güzel bir hamurumuz oldu sevgili dostlar. Bakın. Makinemizin ellerine sağlık. Güzel yoruldu. Senin ellerine sağlık annem. Sen yorulma diye. Makinemiz de yoruldu. Yarın çikörteyi yapak da yiyek mi? Hele dur ağzın bir iyileşsin. Dün yemek yemeye başladım, artık dayanamadım. Ölecektim açlıktan. Ha, şimdi bunu ne yapalım? Streçleyelim ve birazcık bekleyelim. Şöyle biraz kabarsın hamurumuz. Ay, affedersiniz dostlar. Elimden kaydı. Bazen oluyor işte böyle mutfak kazası. Şimdi dinlendirmeye geçiyoruz değil mi anneciğim? Evet. Şimdi güzelce şöyle kapatıyoruz. Ve mayalamaya bırakıyoruz. İnşallah güzelce mayalanacak. Bakın sevgili dostlar, haşladığımız ıspanağımızı böyle geçireceğiz. Şuraya haline getirene kadar. Peynirimiz bizim. Kadirli'den aldım sevgili dostlar. Onu da koyup güzelce tekrar bununla karıştırmaya devam edeceğim. Yani peynirimiz de püre haline gelecek. Annem makineyi karıştırmadan söylesene. Peynirimiz de buna karışarak püre haline gelecek sevgili dostlar. Sevgili dostlar bakın böyle birazcık un serdik masamızın üstüne. Sonra da hamurumuzu açalım bakalım. Açabilirsek tabii. Ortalama 15 dakikada mayalandı. Evet, 15 dakika beklettim. Çok bekletmedim sevgili dostlar ki hani biraz işimiz acelece sabah kahvaltısına yetiştirmek istiyoruz. Bakın sevgili dostlar şöyle birazcık elimizle havasını aldıralım. Güzelce birazcık bastıralım ki çok güzel koktu anne. Evet, hamurumuz gerçekten güzel oldu. Makine çok işimize yarıyor. Allah razı olsun. Dörde bölersek yeterli. Bana sevgili dostlar böyle bir 5 dakika tencerelerimiz dinlensin, üstüne de bir mutfak havlumuzu örtelim, şöyle bir 5 dakika dinlensin, ondan görüşürüz. Sonra yapmaya devam edelim inşallah. Bakın sevgili dostlar hamurlarımız dinlendi, şimdi kağıdımızı şöyle güzel kaplayıp şeyimize göre keselim. Hepsimize göre. Ondan sonra da yapmaya başlayacağız. Tamam. İyi.
Zaten senin şu ayar dengelerin beni öldürüyor. Tam çıkıyor çünkü senin ayar dengen anneciğim. Olmayacak ki bezemiz güzel olsun. Bakın harika bir hamurumuz olmuş sevgili dostlar. Gerçekten mükemmel bir hamur olmuş. Annem dün akşam bir çorba yaptı. Hamur çorbası. Hala açım. Demin de içtim, ısıttım limonluca. Evet. Gerçekten güzel olmuş. Tam bir kış çorbası sevgili dostlar. Evet. Çok lezzetli yapımı hamur kolay. Çorbası. Evinizde ne varsa onu kullanarak yapılan bir çorba sonuçta. Evet. Pizzan çok konuşuluyor ha. Herkes niye dikdörtgen diyor. Pizzaya mı? Evet. Sevgili dostlar, pizzanın eğrisi büğrüsü doğrusu olmaz. Pizza pizzadır. Ha yuvarlak olmuş ha kare olmuş. Öne ha görsel diyorsanız haklısınız, saygı duyarım. Ama benim elimde öyle bir tepsim vardı. Ve açmış olduğum hamur da ona göreydi. Ben öyle değerlendirdim. Şimdi verelim bakalım. Evet. Şimdi böyle bu büyüklükte hepsini açacağız sevgili dostlar. Tamam. Hoşça kalın. Sevgili dostlar, böyle güzelce ne hamurumuzun, bunun siz tuzlusunu da tatlısını da yapabilirsiniz, marmalet de sürebilirsiniz. Ne bileyim, evinizde ne varsa bunu hem tuzlu yapabilirsiniz hem tatlı yapabilirsiniz. Yani bu her yönüyle gerçekten mükemmel yapılabilecek bir şey. Şöyle güzelce ne sürdük bakın. Şimdi ikinci katını yapıyorum. Kaza olur. Tuz atmaya unuttum buna. Şöyle birazcık tuz atalım. Gerçi biraz da peynirin tuzu da var ya. Tam denk gelir inşallah. Şöyle birazcık dökelim bolcana. Ve şöyle güzelce ne sürelim. Bu ikinci kat değil mi? Evet. Şimdi üçüncü katta mıyız? Evet, şimdi üçüncü kata geçeceğiz. Geçeceğiz. Daha. Kat. Peki efendim. Tam iyice bakalım, ortam ortalayalım. Şöyle birazcık bastıralım. Sonra da bıçağımızla kesmeye devam edeceğiz. Ne mübarek bir kavanoz. Evet. Şöyle kesseydik ya burada. Orada kesemeyiz. Tamam. Şimdi bıçakla iz yaptığımıza göre şöyle sevgili dostlar, yani siz bu göbeğini biraz daha büyük de koyabilirsiniz, biraz küçük de koyabilirsiniz, o sizin zevkinize, keyfinize. Sonra da böyle kesiyoruz.
Sonra böyle. Sonra böyle. Sevgili dostlar, alttan masayı keseceğim diye korkuma, ben temkinli kesiyorum. Siz de evinizde, yani nerede yaptığınızı bilmiyorum ama eğer bir mermerin üstünde yaparsanız bu kadar temkinli davranmanıza gerek yok. Gerçekten bu çok harika bir evet, şimdi oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle kaldırıyoruz ve şöyle şu şekilde koyuyoruz. Bakın, yani iyi kesin dememdeki sebep buydu. Şöyle çevirerek. Sen kendini çevir. Vallahi doğru söyledin kızcığım. Bu şekilde şöyle yapıyoruz sevgili dostlar. Hem yapması kolay hem de yemesi gerçekten zevkli sevgili dostlar. İnanın bana. Evet, şimdi tepsiye girme zamanı. Şimdi sevgili dostlar, bakın yumurtamızı güzelcene sarısını şöyle karıştırıyorum ve güzelcene süreceğim. Ama bunu tepsimize aldıktan sonra, kızım şu tepsimizi bir verir misin? Peki anneciğim. Sevgili dostlar, tepsimizi alırken kızımdan yardım aldım. Siz istiyorsanız tepsinizin içinde de yapabilirsiniz. Şimdi şöyle güzelcene bir ne yapacağız? Yumurtaları öyle mümkün olduğu kadar yeşillerimizi dağıtmadan süreceğiz. Şimdi doğru fırınımıza koyalım. Birazcık tepsi mayası gelene kadar beklesin. Peki. Ilıttığımız fırınımıza koyalım ki mayamız daha çabuk gelsin. Sevgili dostlar, harika mayalanmış bakın. Tepsimiz dop dolu olmuş. Şöyle göbeciğine azıcık bir ne koyalım? Ondan sonra da gene geri doğru fırınımıza. Hadi bakalım. Güzel güzel piş böreceğim. Sevgili dostlar, yapacak olana kolay gelsin, yiyecek olana afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı, o güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Beni durduramıyorlar, ne yapayım, durmuyorum. Ya bugün beni kanser etti ya, yemin ederim ya. Valla sabah uyandığımdan beri ya. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun, hepinizi seviyorum. Sevgiyle kalın. Ananız mı var, derdiniz var. Tabii tabii. Minnen kanser ettin anne. Sensin kanser.
Sana kansersin demedim. Beni kanser ettin anne dedim bugün. Şimdi şöyle bir tanesini çıkaralım bakalım dostlar. Zaten ayrıdır da ben yine de her şeye rağmen bir kesmek yeğenim, istedim. Yeğenim tabak verir misin? Servis tabağı. Bak erkek mantığı. Direkt ilk bulduğu tabağı getir koy. Biz sunum tabağı da renk uyumuyu da. Elim yaktım senin yüzünden. İşte olay budur. Şuradan koparttın mı? Koparttım. Bakın sevgili dostlar. Anne aşağıda tutuyorsun. Harika oluyor bakın. Daha suyunu çekmedi. Sıcak sıcak. Soğusun yemeğe başlayalım hemen. Evet.